Psikiyatristlere göre depresyon yani çöküntü çok tehlikeli bir hastalıktır. Mutlaka ilaçla tedavi edilmelidir. Depresyona giren kuşlar göç edermiş. Bu bir hastalık mıdır? Kuşlar depresyona girmez ise göç olmaz ve oldukları yerde yaşarlarmış. Kuşlara antidepresan verildiğinde göç etmemişler. Soğuktan ölmüşler veya avcılara yem olmuşlar. Çünkü algılama yetenekleri yok olmuş. Gölcük depreminde saatlerce hatta günlerce göçük altında kalan ve kurtarılan insanlar var. Bu insanların kapalı bir yerden korkmasının ne mahsuru var? Bu insanın yani göçük altında kalmış ve kurtarılmış insanın asansörde mahsur kaldığını düşünelim. Bu insan öleceğini düşünmez mi? Kalbi hızlı bir şekilde atmaz mı? Bu duygular kişiyi zor duruma karşı koruma sağlamıyor mu? Bu bir hastalık mıdır? Yoksa yaşam için elzem bizi koruyan doğal duygular mıdır? OKB psikiyatrinin kanseridir. Yaşam kalitesini düşüren ciddi bir bozukluktur. Ancak OKB bir insanı öldürmez. Sadece yaşam kalitesini düşürür. OKB'nin tıpla, ilaçla alakası yoktur. Geçmişteki bir utanç, bir aşağılanma, bir adaletsizlik, bir suç sonucu oluşur. Tek tedavisi psiko eğitimdir. İlaç asla kullanmayın. Panik atak, OKB veya depresyon veya kaygı. Bunlar psikiyatrinin sağımlı inekleridir. Eskiden şizofreniydi, şimdi bipolar girdi, hiperaktivite girdi. Yani yüzlerce hastalık uydurdular. Nereden? Kendileri uydurdular. Gerçekte bunların hiçbiri hastalık değil. Hiçbirinin ilaçla, tıpla alakası yok. Bakınız, çok sık sorular geliyor bana. Eğer bir insanın hastası varsa ne yapmalı? Dahiliye uzmanına gitmeli. Vücutta fiziksel bir hastalık aranmalı. Bunu onlarca, yüzlerce kez söylüyorum, hala da çözüm sunmuyorsun diyorlar. Psikiyatri batmakta olan bir gemidir. Psikiyatri yakın gelecekte yok olacaktır. Dahiliyenin, endokrinin yan dalı olacaktır. Toplum hiperaktivitenin, OKB'nin, depresyonun, panik bozukluğun hastalık olmadığını, bazı olaylar sonucunda gelişen bir bozukluk olduğunu anladığı an ilaçları bırakıp elbette psiko eğitim, beslenme gibi yollarla düze çıkacaktır. Psikiyatriye ve ilaç sektörüne inanmayın. Sorgulayın. İlaçların prospektüsünü okuyun. Hekim verdi diye yutmayın o tehlikeli ilaçları.
pişman olursunuz. Geri dönüşü çok zordur. Zararları kalıcıdır. Yan etkileri ölüm, ani ölüm, intihar, cinnettir.